Genelde burada yazıyorum. Başka ortamlarda da yazıyorum. Ama o yazdıklarımın düzenlenmesini de yine burada yapıyorum. Sabahları yazarım. Saat 5 gibi uyanırım. Hem işten dolayı saat 8'de işe gidiyorum. O yüzden sabah yazmak, 5'te uyanıp birkaç saat çalışmak benim için iyi oluyor. Bir diğer nedeni de... Daha önce çocuğum e, küçükken de e, ancak sabahlara müsait olduğum için sabah yazıyorum. Genelde sabah yazdıklarımı e, roman ya da hikaye için kullanabilirim. Günün diğer saatlerinde yazdıklarımı güvenmem. E, evet, belli ritüellerim var. E, yazarken e, dikkat ettiğim e, şeylerin başında sabah erken kalkıp yazmak. E, en önemlisi bu. Daha günde olmadan önce başlamak. E, sonra... E, kesinlikle eğer bir şeyler yemişse, yemişsem yazmakta zorluk çekiyorum. O yüzden yani aç karnına yazmak benim için çok daha iyi oluyor. Kahve içerim, aç karnına yazarım. İşlerim bittikten sonra bir şeyler yerim. Yazarken herhangi bir şey dinlemem, izlemem ama yazmadığım zamanlarda müzik dinlemeyi çok severim, film izlemeyi çok severim. Yazdıklarıma katkı sunduklarını düşünüyorum. En baştan beri bilgisayarda yazıyorum. Yani yayınlanan eserlerim için konuşacak olursak. Kalem kağıtta yazdıklarımı bilgisayara geçirdiğimde düzenlerim. Ama çoğunlukla bilgisayar. Bazen aklıma takılan şeyleri telefonun not bölümüne de alıyorum. Sonra onları düzenliyorum. Eğer tam olarak romanı yazma sürecine girmişsem... ...başka şeyler okusam da etkilenemiyorum. Çünkü kendi hikayem... Kafamda sürekli oluyor. Ama eğer henüz yazma ya düşünüyorsam, hayal kuruyorsam, ne yapacağımı henüz bilmiyorsam, okumanın bana çok fazla faydası oluyor. Yazmayı düşündüğüm şeylerle ilgili kitaplar alıyorum, onları okumaya çalışıyorum. Bir metin oluşturma fikri aklıma nereden geliyor? İlk kitabımı yazmadan önce aklımdaki şey ee, ...okuduklarımla ilgili, şimdiye kadar okuduğum... E, ...o kitabı yazana kadar, süreye kadar okuduklarımla ilgili bir şeyler söylemek istiyordum. Ee, o yüzden e, o, o roman o şekilde işte oku, yani okuduklarıma göndermeler yapmak istedim okuduğum kitaplara. Ben hatta onu bazı söyleşilerde e, ilk kitabımda e, okuduğum eserlere selam gönderdim demiştim... E, o, o şekilde bir planlama yapmıştım. Yani kafamda bir fikir vardı öncesinde. E, bu fikir nasıl gelişti? E, yani herhalde yani basit olacak ama e, okuyarak yazmaya başladım mesajı vermek istedim. E, i̇lkinde böyle davrandım. E, e, şimdi ikinci romanımda ise e, filmlere selam gönderdim. Sevdiğim filmlere. Çünkü film izlemeyi de çok severim. E, o ikinci romanda da Buna dikkat ettim. Yani önceden bellidir bunlar benim için. Her iki kitapta da müzik arka planda oluyor. Çünkü benim için de yazarken müzik arka planda oluyor. Ben e, bir romanı yazmadan önce e, çok fazla notlar alıyorum. E, bir hatta mantar pano üzerinde çalışıyorum. Aldığım notları ara ara o notları değiştirdiğim de oluyor yazmaya başladıktan sonra süreç. E kahramanların istedikleri benim istediklerimden farklı olabiliyor romanın dünyasını kurduğumda Ama her, her zaman için belki de bir sayısal bölüm okuduğum için yani sayısal bir e, öğrenci ol, olmaktan da geliyor Önce işin mühendislik kısmını yapıyorum her ne kadar bilinç akışı yöntemini işte konuşuyormuş gibi yazıyorsam da bir alt çalışma olarak muhakkak onun bir planlamasını yapıyorum. Bu planlamada karakterleri ne yapacağı önceden belli. Aksalde ben yazarken yolumu kaybedebilirim. Çünkü yani bilinç akışı yönteminde de nereden başladım ve nerede bitireceğim benim için önemli. Yoksa her yere dağılabilirim. Planlamayı yapıyorum. Dediğim gibi önce küçük küçük kağıtlara yazıyorum. Bu aldığım notlar bir başkası için anlamsız görünebilir, biraz karışık çalışırım. Ama benim için yine de bir yol haritası oluyor. Daha sonra yazmaya başlayınca eserin içine gir girdikten sonra da eserin de e, yazardan istediği şeyler oluyor. Başka bir yol yola da bazen e, çıkabiliyorsun. Ama ona genelde küçük yan yollar. Yine de ana yolum önceden belirlenmiş oluyor. etrafımda Fikrini alabileceğim kimse yok yazdıklarımı paylaşabileceğim. Ee, oğlum var 15 yaşında. Ee, o, o da genellikle yazdıklarımı beğenmiyor. Onun fikrini almasam daha olumlu olur diye düşünüyorum. Ee, yazdıklarımı şöyle birisiyle paylaşmıyorum ama e, hem yazarken sesli düşünmeye dikkat ediyorum. O yüzden e, bulunduğum ortamın e, sakin ve bana ait bir ortam olması çok önemli. Yani bir kafede bir yerde yazamam çünkü bazen gerçekten sesli düşünüyorum yani konuşuyorum onların yerine karakterlerimin yerine konuşuyorum. O an orada olan birileri deli olduğumu düşünebilir o yüzden yalnız olmam gerekiyor. Sesli okumak yani ben sesli okurum. Genelde yazdıklarımı bir, bir sabah sabahları yazdım akşam ne yapacağım? Öğleden sonra müsait oldum bir zamanda ne yapacağım? O yazdıklarımı sesli bir şekilde okuyorum. Evin içinde dolanarak okuyorum. o okumanın bir başkasına göstermek gibi olduğunu düşünüyorum. Yani sanki birileri varmış ve ben onları okuyorum. zaten okuduğum an kulağıma gelen o duygu histen de hani yanlışları fark ediyorum. sesli okumanın benim için çok önemli bir yeri var yani başkalarına hayatımda kimse olmadığı için ya da yani böyle yazılarımı paylaşabileceğim kulvarda kimse olmadığı için böyle bir şey deniyorum.